Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere parkın kurallarını anlatmaya çalışacağım. Biz zaten parka girerken parkın taktiğini sizlere anlatıyoruz. Yani yöntemlerini anlatıyoruz. Bunun dışında sınavda ne yaparsak kalırız, ne yaparsak geçeriz'i anlatmaya çalışacağım. Aslında bunların hepsini daha önce anlatmıştım detaylı bir şekilde. Bugün biraz daha fazla anlatmayı düşünüyorum. Şöyle... Gerçekten park olayı göreceli, yani çok hassas olduğu için duracağınız noktalar, direksiyonun hareketleri veya dubalara yaklaşmanız çok hassas olduğu için gerçekten sorulara açık. O yüzden birçok arkadaşınız önceden bunları anlatmamıza rağmen sorular soruyorlar. Mesajlarınızdan bunu anlayabiliyoruz. O yüzden ben bugün tekrardan anlatmak istedim. Biraz daha detaylı anlatacağım. Şimdi sınavda parka girerken nelere dikkat edeceğiz? Yani neleri yaparsak kalırız? Önce onları bir anlatayım ben size. Görmüş olduğunuz gibi sınavda şu iki dubanın arasına, şu alana aracımızı sarı çizginin en azından sarı çizgiye basacak veya sarı çizginin içine girecek şekilde paralel bir şekilde girmemiz isteniyor. Bunu yaparken de şu görmüş olduğunuz dubalara, şu görmüş olduğunuz dubalara parkı yaparken, parka girmeden veya girerken şu görmüş olduğunuz dubalara aracın temas etmemesi gerekiyor. Şuradan geldiniz, parkınızı yapacaksınız, parkura geldiniz. Şu dubalara yanaşırken direksiyonunuzu ve göz hareketlerinizi şu dubalara ne kadar yanaşacaksanız, onları zaten biz yöntemleri gösterirken hangi yöntemde ne kadar dubayla aranızdaki mesafe ikinci dubaya olacak diye anlatıyoruz zaten. Yaklaşırken o aradaki mesafeyi ayarlarken dubalara çarpmamanız gerekiyor. Yani dubalara aracınız dokunursa kalıyorsunuz, bir. İkincisi şu dubaların ortasında görmüş olduğunuz şu şeritlere aracınız manevra yaparken, ileri geri giderken kesinlikle dokunmuyor. Yani aracınız bu şeritlere dokunduğu zaman bu da kalma sebebiniz. İki, yani bu şeritleri araç kabul ediyorsunuz. Arkada park etmiş aracın arkadaki iki duba ve şerit, arkadaki park etmiş aracın ön kısmı diye tabir edilir. Şu öndeki şeritler ve dubalar da önde park etmiş aracın arka kısmı diye tabir edilir. Öyle olduğu için de sınavda manevra yaparken dubalara, öndeki dubalara veya şeritlere değerseniz veya temas ederseniz öndeki araca çarpmış kabul ediliyorsunuz ve sınavınız geçersiz sayılıyor. Aynı şekilde arkadaki dubalara da ve ortasındaki şeride de aracınız temas ederse normal trafik teğmiş gibi arkadaki araca çarpmış sayılıyorsunuz ve sınavınız yine orada sonlandırılıyor. Bunun dışında parkta dikkat edeceğimiz, yani kalmamıza sebep olacak bir şey daha var. O da şu: aynı şekilde nasıl şeritlere ve dubalara dokunduğumuz zaman kalıyorsak, aracınızın lastiği içeriye girerken, yani kaldırma paralel bir şekilde yaklaşırken, şu kaldırma lastiğiniz şu şekilde girerken değerse, lastiğiniz kaldırıma temas ettiği zaman da kalma sebebi, o zaman da kalıyorsunuz. Yani geçme ihtimaliniz olmuyor. Sağ ön lastik veya sağ ön lastik veya sağ arka lastik kaldırıma en yakın lastikler olacağı için park yaparken her iki lastikten bir tanesi değerse yine kalıyorsunuz. Yani kaldırıma lastiklerimiz değmeyecek. Şeritlere, şerit hizalarını geçmeyecek. Şeritlere aracımız değmeyecek. Dubalara dokunmayacağız. Hiçbir şekilde temas etmeyecek. Edersek kalırız. Bir de manevra hakkımız var. Onu da anlatayım. Manevra hakkımız da şöyle. En çok sorulan veya merak edilen sorulardan bir tanesi. Biz parka girerken yönetmelikte
şu dubaya yaklaştıktan sonra tam sağa kırıp geriye gelmeye başladıktan sonra içeriye kaldırıma kadar geliyorsunuz. Şu kaldırıma kadar geldiniz. Eğer parkınız olmamışsa, yani lastiğiniz değecek durumdaysa, bir öne bir de geriye gitme manevra hakkınız var aslında. Şimdi biz çalışmalarda kolay olsun diye bir seferde girmeyi anlatıyoruz size. Yani bir seferde ne şekilde, hani tam sağa gelip bir yerde durup tam sola kırıp tek seferde paralel bir şekilde pratik bir şekilde girmeyi anlatıyoruz. Ancak atıyorum siz sınavda dediğimiz şekilde biraz belki dediğimiz noktayı geçtiniz. Aracınız belki girmeyecek, lastiğiniz değecek ama değdirtmiyorsunuz. Ondan sonra manevra hakkınız olduğunu bilin. Yani tam sağa öne giderek, tam sol geriye gelerek aracınızı düzgün bir şekilde tekrar paralel bir şekilde parkınızı yapabilirsiniz. Yani toplamda içeriye girdikten sonra bir öne bir de geriye olmak üzere içeride iki manevra hakkı demiş yönetmelik. Geldiğinizi de sayarsanız toplamda 3 manevra hakkınız bulunuyor. Bunu da kullanmayı ihmal etmeyin. Yani bir seferde oldu, olmadı. Bırakıp gitmek diye bir şey yok. Yönetmenin size verdiği hakkı isterseniz kullanabilirsiniz. Onun dışında içeriye girdiniz, parkınız bitti diyelim. Park bittikten sonra tamam oldu parkın, çıkabilirsin dediklerinde manevra sayınız artık geçerli olmuyor. Yani manevra sayısı yok ondan sonra. Baktınız eğer çıkarken öndeki dubayı, şu dubayı aracınızın köşesi kurtarmıyorsa tam sağa geri gelip tekrar çıkma şansı, tam sola öne çıkma şansınız var. Yani illa bir seferde park bittikten sonra çıkacağım diye zorlamanıza gerek yok. Çünkü burada güzel bir park yaptınız. Çıkarken de dubaya değerseniz o zaman da kalacağınızı unutmayın. Öyle olmaktansa durup tam sağa biraz geri gelip tam sol çıkma hakkınız da var. Yani parkınız bittikten sonra da istediğiniz kadar manevra hakkınız var. O kastettiğimiz manevra hakları parkı yaparken geçerli. Yani tam sağa kırdınız, belli bir noktaya geldiniz, tam sola kırdınız, geldiniz, olmadı. Bir öne bir de geri manevra hakkınız var. O üçüncüden sonra başka manevra hakkınız yok. Eğer parkınız olmamışsa, 3 manevrayı yaptınız. Eğer parkınız olmamışsa ondan sonra manevra hakkınız yok. Gelelim dışarıda ne kadar manevra hakkınız var. Atıyorum buradan geldiniz. Şuraya ikinci dubanın yanına aracınızla yaklaştınız. Burada istediğiniz mesafeyi ayarlayamadınız. Önünüzdeki park yerine araç giriyordu farz edin. Açıldınız. Tekrar yanaşmak istediniz. Şurada parkı yapmak için gerekli mesafeyi, eğer istediğiniz mesafe oluşmamışsa, burada da yani parka girmeden önce de, başlamadan önce de geriye gidip tekrar bu mesafeyi, yani öndeki dubayla aranızdaki mesafeyi ayarlama şansınız var. Yani dışarıda manevra hakkım hiç yok, İşte direkt geldiğim gibi gireceğim diye bir şey yok. Eğer buradaki şu araçla dubanın arasındaki mesafeyi, istediğiniz mesafe yapamamışsanız geriye gidip sonradan tekrar bu mesafeyi ayarlamak için dışarıda, yani parkınız başlamadan önce manevrayı yapabiliyorsunuz. Manevra hakkınız var. Peki neyi yapamazsınız? Şunu söyleyeyim. Tam sağa kırdınız, belli bir noktaya kadar geldiniz, durdunuz, tam sola kıracaksınız ve gireceksiniz. İşte geri gelip durduktan sonra burada da öne gitme şansınız yok. Yani öne gidemiyorsunuz. Belli bir noktaya geldiniz, durdunuz, hani sol aynadan bakıyordunuz, şuradaki sarı çizgiyi geçiyordunuz. Şu sarı çizgiyi şu şekilde gördükten sonra durup giriyordunuz. İşte biraz fazla geçtiğiniz zaman biraz öne gideyim de tekrar geri geleyim şansınız yok. Onu da söyleyeyim. Yani parka girmeye başladıktan sonra durup geri geleceksiniz artık. Öne gitme şansınız yok. Bir de en önemli şey şu. Acaba işte sarı çizginin lastikler neresinde olursa geçeriz, neresinde olursa kalırız tartışması.
Ben bunu yönetmelikte nasıl anlatıldığı gibi aynı şekilde size anlatmaya çalışayım. Şimdi sınavda parkın olup olmadığıyla ilgili en önemli olan kriter şu sarı çizginin içine girmiş olması aracın. Yani en azından şu sarı çizgi, 50 santime çizilmiş sarı çizgiyi görüyorsunuz. Bu sarı çizginin içine girmiş olması gerekiyor aracın. Ya da bakın benim ayağımı aracın lastiği kabul edin. Her iki lastik de bu sarı çizgiyi şu şekilde 3 santim, en azından bir 3 santim bastığı zaman parkınız geçerli sayılıyor. Eğer lastiğiniz bu sarı çizgiyi şu şekilde çok az bastı basacak şeklinde olursa parkınız kesinlikle kabul edilmiyor. Yani bunu bilin, riskli. Sarı çizginin sol tarafındaki, yani bu tarafındaki kısımlar zaten kalıyor. Kalıyorsunuz. Parkınız geçerli sayılmıyor. En azından ne demiştim? Parkınızın geçerli sayılabilmesi için şu sarı çizgiye iki lastiğinizin de en azından şu şekilde bir 3-4 santim basmış olması gerekiyor. Şu şekilde lastiğinizin %50'si bu çizginin üzerine basmışsa şu şekilde parkınız zaten geçerlidir. Yani bunda risk yok. Her iki lastiğiniz de bu şekilde sarı çizgiye basıyorsa üstüne tam zaten geçiyorsunuz. Bir de şu var. Arkadaşlarımız zannediyor ki, birçok arkadaşımız, bu sarı çizginin üstüne basınca lastiğimiz ne bu tarafa geçecek ne de bu tarafa geçecek diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu yanlış algılama. Zaten parkın 10 numara olabilmesi için bu sarı çizginin içine geçip tamamen kaldırıma yakın park etmenizi isteniyor. Yani bu sarı çizginin içine lastiğiniz her ikisi de geçtiyse zaten 10 numara bir park olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bu sarı çizgiyle ilgili alakalı söyleyeceklerimiz de bunlar. Tekrar edeyim, sarı çizgiye hiç basmazsanız, bu tarafta kalırsanız kalıyorsunuz. Kısacası anlatayım. Bir 3-4 santim şu şekilde sarı çizgiye her iki lastiğiniz bastığı zaman geçiyorsunuz. Şu şekilde lastiklerinizin yarısı, %50'si sarı çizgiye basmışsa zaten geçiyorsunuz. Bu tarafa atlamışsanız, kaldırıma değmeden, dokunmadan, daha da içeride olursanız, şu şekilde bir park yaparsanız zaten parkınız 10 numara olmuş demektir. Geçiyorsunuz. Evet, parkla alakalı şunları da hatırlatayım isterseniz. L'yi yaparken ve parkı yaparken mutlaka yavaş yapmanız gerekiyor. Yani park alanında ara mesafe dar olduğu için debriyajı, yarım debriyaj yavaş yavaş çekerek hocanızın, direksiyon hocanızın, kurstaki hocanızın gösterdiği noktaları da tam durabilmek için, yani hızlı gelip de geçmemek için dikkat etmeniz gerekir. Ona dikkat etmeniz gerekir. Ne kadar yavaş gelirseniz o kadar hocanızın gösterdiği noktalarda tam durma kabiliyetiniz artar. Ama hızlı gelirseniz geçme ihtimaliniz veya geride kalma ihtimaliniz yüksektir. O yüzden geri parkı yaparken mümkün olduğu kadar yarım debriyajı bırakmıyorsunuz. Yavaş geliyorsunuz, o noktalara iyi dikkat edip o şekilde duruyorsunuz. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet arkadaşlar, bunların dışında anlatacaklarım şimdilik bu kadar parkla alakalı. Genel olarak sınavda dikkat etmeniz gereken kuralları anlatmaya çalıştım. Bunları zaten bildiğinizden eminim. Yine de yeni başlayacak arkadaşlar bu konuda biraz bilgilensinler. En azından manevra haklarını bilsinler. Sınavda sıkıntı yaşamayalım diye yeniden anlatmaya çalıştım. Umarım bu anlattıklarım size parkta düzgün yapabilme, parkınızı güzel yapabilmeniz için bir ışık tutar. Ve sınavda umarım hepiniz başarılı olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum.